Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, fonksiyonlar konusunun son testindeyiz. 9. haftada TYT kampında. Dilerseniz ilk soruyla vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Sizleri bekletmeyi hiç ama hiç sevmiyorum. Şimdi çok güzel bir sorudur. Kendileri dikkatli dinlemekte de fayda var eğer çözemediysen. Fx x üzeri 2023 çarpı x eksi 1'in 2023. kuvveti olduğuna göre f9 eksi f3 çarpı f4 işleminin sonucu sorulmuş bize. Tek tek bulacağız. Vallahi mı hocam? Vallahi tek tek bulacağız. Şimdi bak, f9 yaz yerine. 9 üzeri 2023 çarpı 9'dan 1 çıktı. 8 üzeri 2023. Tamam. Eksi f3. 3 üzeri 2023 çarpı, bakın şurada ne olur? 2 üzeri 2023 olur. Çarpı 4'ü de yerine yazalım. 4 üzeri 2023 çarpı 3 üzeri 2023 dedim. Şimdi gençler, şu 3 üzeri 2023 ile 3 üzeri 2023'ü bir arada çarparsam ver. Ne olur? 9 üzeri 2023 olur mu? Çarpı 2 üzeri 2023 ile 4 üzeri 2023'ü yan yana çarparsam 8 üzeri 2023'ü verir mi? Evet. Bir de bunun başında ne vardı arkadaşlar? Aha da şöyle bir durum vardı değil mi? Ben bundan bunu çıkarırsam lan ikisi aynısı birbirinin. Çıkınca ne kalır o zaman birbirinden? 0 kalır arkadaşlar. Cevabımız da Edirne seçeneği olur. Güzel soruydu. İkinci soru. F içerisinde gx eksi 3 neymiş? 2x artı 5. G4'ü vermiş bize 6'ymış. G4'ü verdiğine göre x gördüğümüz yere bir 4'ü çakalım olmaz mı? Hadi yapalım. F g4 eksi 3 eşittir. X gördüğümüz yere 4 yazıyorduk. 2 kere 4. 8, 5 daha 13 yapar. G4 kaçtı arkadaşlar? 6'ydı. 6'dan 3'ü çıkardım. F3. F3 kaçmış? 13'müş. Şimdi F3'ün 13 olması gerektiğini bulduk. Bize sorulan şey F'in tersinde 13. Çok güzel o zaman. Şununla şunu bir yer değiştirin bakalım ne olur? Şöyle f tersinde 13 eşittir 3 olur. Bu da bize zaten direkt cevabı verir. Cevap Ceyhan'dı. Üçüncü soru. F ve g fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiş arkadaşlar. G'nin içerisinde fm eşittir 6 olduğuna göre peki bu m kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle g fonksiyonunun sonucunu 6 yapan x değeri nedir? Bakın g fonksiyonu sağdaki. G'nin sonucu 6 ise hop bu nereden geliyor bakın? A'dan geliyor. Demek ki içerisi A olmalıymış. Yani fm eşittir A'ymış arkadaşlar. Çok güzel. Peki f fonksiyonunu A yapan değer kaçtır? Bakın 1'dir. Demek ki içerisi neymiş? 1'miş. Çünkü f 1 eşittir A'ydı arkadaşlar. M'yi sormuştu bize. M değeri 1'dir. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtim 4'e. Fx fonksiyonunun yukarıda grafiği verilmiş bizlere. F içinde f6 eşiti kaçtır? Öncelikle neyi bulacağız? F6'yı. F6 nereye gitmiş arkadaşlar? Bakın burada 4'e gitmiş. Demek ki burası 4. Şimdi ne gerekiyor? F4. F4 nereye gitmiş arkadaşlar? 2'ye gitmiş. Demek ki şu kısım 2. Şimdi bize F2 lazım. F2 nereye gidiyor? 2'ye boş geçiyor. 4'e gidiyor. Demek ki şu kısım 4. 4'ün cevabı da 2 oluyordu. 2'nin cevabı da 4 oluyordu. O halde cevap tabii ki Adana'dır. Yani 4'tür sevgili arkadaşlar. Yanlış yapmadık değil mi? Tekrar kontrol edeyim. 6 şurayı bir sileyim. Sanki 2 de olabilir çünkü cevap. Orada bir yerde bir hızlandım böyle. Yükseldim olmadı. Bir bakalım kafa karışmış olabilir. F6 4'e gitmiş. Tamam burası 4. F4 2'ye. F2 4'e. F4 2'ye. F2 4'e. Tamam doğru cevap Adana arkadaşlar. Beşinci soru. Fx eksi 2 bölü 4'ün grafiği verilmiş. Buna göre f eksi 1 bölü 2. F eksi 1 bölü 2'yi yakalayabilmek adına x gördüğünüz yere 0 yazarsanız bakın f eksi 2 bölü 4 gelir. Bu da zaten f eksi 1 bölü 2'nin ta kendisidir. Demek ki x ne olmalıymış? 0. Yani burada x gördüğünüz yere 0 yazmalıymışız ki f eksi 1 bölü 2 gelsin. Peki 0 nereye gitmiş? 4'e gitmiş hocam. Demek ki burası 4'müş. Artı f'in tersinde 6. Peki f fonksiyonunu 6 yapan değer kaç? Hop 8'i getireceksin burada yerine yazacaksın. 8 eksi 2 bölü 4 yani 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 arkadaşlar. 3 bölü 2 de nedir? 1,5'tür. Demek ki burası da 1,5. 4 ile 1,5'un toplamı 5,5 yapar. 1,5 deyince aklıma hep böyle kıymalı Adana falan geliyor. Allah affetsin gecenin saat 12.30'unda. Neyse cevap Ceyhan'mış arkadaşlar. Devam ediyoruz 6. sorumuzda. F ve G fonksiyonlarıyla alakalı. G'nin içerisinde F3 bakın. G'nin içinde hop F3. Kaçmış? 9.
F3'ü de vermiş zaten bize lan. F3 kaçmış bak. Hop 6. Demek ki G6 kaçmış? 9'muş. G6 9'sa getir yaz bakayım yerine. G6 4 kere 6 24'ten 5A çıkınca kaç kalıyormuş? 9 kalıyormuş. O zaman bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsan 5A eşittir 24 eksi 9 olur. 5A eşittir 15 olur. A buradan kaç olur? 3 olur. Bizden A sorulmuştu. Cevap 3'müş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. 6. sorumuzu da böylelikle bitirmiş olduk ve geçtik 7'ye. Bana ne diyor biliyor musun? 4x artı 6 bölü 7 eksi 5x bu fonksiyonun tersini bul demiş. Şimdi öncelikle biz bu fonksiyonda ne yapıyorduk? Şaşırmamak adına 4x artı 6 bölü şunların bir yerini değiştirelim ki şaşırmayalım. Eksi 5x artı 7. Çünkü onlar oradayken sen hata yapabiliyorsun. Ona dikkat et. Mesela burada hatalı yapsan örnek veriyorum. Eksi 5 ile 4'ün yerini bir değiştirsen 5x artı 6 bölü 7 eksi 4x bile yazabilirsin yani burada. Al bak gitti. 5x artı 6 var mı? 7 eksi 4x var mı? 7 eksi 4x, 5x eksi 6, 7 eksi 4x başka şıkta var mı? Bak onu da koymamışız ha. Koyaymışız iyiymiş şıklara. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Biz ne yaptık? Önce fonksiyonumuzu bu şekilde düzelttik. Düzelttikten sonra da şunla şunun hem yerini hem işaretini değiştireceğiz. Yani eksi 7x artı 6 diyeceğim. Bölü alt kısımda da eksi 5x eksi 4 diyeceğim. Anam bu da yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar bunun olmaması demek yanlış bulduğumuz anlamına gelmiyor. Genişletin eksi 1 ile mis gibi. Yukarı taraf 7x eksi 6 yapar. Alt tarafta 5x artı 4 yapar. Böylelikle karşımıza mis gibi Adana seçeneği çıkmış olur. Cevap Adana'ydı. Ve devam ediyorum 8'de. A sayısı doğal sayı olmak üzere ve K'da bir tam sayı olmak üzere FA ve GA fonksiyonları bu şekilde parçalı tanımlı olarak bize tanımlanmış. Bizden istenen FG3. Şimdi F'in içinde G3 istenmiş. Öncelikle sevgili arkadaşlar içeriği yani G3'ü bulacağız. G fonksiyonu burada. Nasıl çalışıyormuş? İçerideki değer 3. 3'e bakıyorsunuz. Eğer ki A 2K artı 1 bize tekliği simgeler. 2K bize çiftliği simgeler. 3 de tek olduğuna göre demek ki arkadaşlar bu A değeri 3 ise burada o 3'ü yerine yazacağız demektir. Yazalım. 2 kere 3 artı 3'ten ne gelir? 9 mu gelir? Bakın içerisi 9'muş. Şimdi ne gerekiyor bana? F9. Peki F9'u nereden bulacağım? Yukarı çıktık. Buraya 9'u yazdım. 9 tek mi? Çift mi? Tabii ki tek. Demek ki 9'u şurada yerine yazacakmışız. Yani ne gelir? 9'un karesi artı 1'den 82 gelir arkadaşlar. 82'yi de lönk diye işaretleyin, tamam mı? Oldu mu? Lönk diye işaretleyin. Yapmayın böyle şeyler. Bize neyi sormuş? Bu sayının farklı asal çarpanlarının toplamı. 82'nin asal çarpanları 2 ve 41 değil mi? 2 kere 41. İkisi de asal. İşte bunların toplamı sorulmuş. Cevap ne olur arkadaşlar? 43 olur. Doğru cevap Bursa'ydı. Ve devam ettim 9'da. Pozitif doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var ve f üzeri nx ifadesi x'i n ile bölümünden kalan diye tanımlanıyormuş. Mesela örnek veriyorum. F 5x sevgili arkadaşlarım. F 5 şuraya 17 yazalım. Bu ne demek biliyor musunuz? 17'nin 5'te bölümünden kalan 17'nin 5'te bölümünden kalan 2 olduğu için f 5 17 2'ye eşittir diyoruz. Anlaştık? Peki. Devam edelim şimdi. Buna eşit olan hangisidir diye sormuş. 49'un 40 ile bölümünden kalan 9. 9'un 5 ile bölümünden kalan 4. 4'ün 3 ile bölümünden kalan 1. Bu 1'e eşitse aşağıdakilerden hangisi 1'e eşittir diye sormuş aslında. Hadi bulalım. 38'in 25 ile bölümünden kalan 13. 13'ün 13 ile bölümünden kalan 0. Artık 0 yakaladığımıza göre alayı 0'ı çekecek. Çünkü 0'ın 4'e bölümünden kalan da 0. Gitti. 62'nin 7'ye bölümünden kalan 6. 6'nın 3'e bölümünden kalan 0, 0'ın 8'e bölümünden kalan 0. 97'nin 85'e bölümünden kalan 12, 12'nin 5'le bölümünden kalan 2, 2'nin 3'le bölümünden kalan 2 gitti. 101'in 80'le bölümünden kalan 21, 21'in 6'yla bölümünden kalan 3, 3'ün 2'yle bölümünden kalan 1'dir arkadaşlar. Cevap Denizli'ymiş. 100'ün 10'la bölümünden kalan 0, 0'ın 60'la bölümünden kalan 0, 0'ın 50'yle bölümünden kalan 0. Bu da gitti. Doğru cevap neymiş? Denizli'ymiş. Tamam. Ve gençler son sayfamız artık. F ve G birinci dereceden fonksiyonlardır. Fx de Gx'in çarpımı m-n çarpı x küp artı 2m artı 1x kare artı 2nx artı 2m-4
G fonksiyonunun grafiği orijinden geçmekte olup F fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 4 olduğuna göre. Bak şurası çok önemli. G fonksiyonunun grafiği orijinden geçiyormuş ve F fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 4'müş. F3 ile G1'in toplamı nedir diye soruluyor. Bakın ikisi de birinci derecedense AX artı B ve CX artı D gibi iki fonksiyonu çarparsanız ikinci dereceden bir fonksiyon yakalarsınız. Buradaki üçüncü dereceden ifadenin işi burada yoktur arkadaşlar. Madem onun orada işi yok. Niye yazmışlar? Sen şuradaki m-n hakkında yorum yap diye yazmışlar. M-n 0 olmalı ki 0 çarpı x küpten x küp diye bir olay hadise kalmasın orada. M-n 0 sa m kaçtır? Tabii ki de n'ye eşittir. Değil mi? Tamam, m'nin neye eşit olduğunu bulduk ve artık burası iptal. Bu gitti. Şimdi geçtik şu tarafa. Arkadaşlar burada bizim kullanacağımız şey şu olmalı. Madem g fonksiyonunun orijinden geçtiğini biliyoruz ya. Yani g0 için 0 oluyor. F0'da arkadaşlar y eksenini 4 noktasına kesiyorsa F0'da 4'tür. Şimdi sen gidip F0'la g0'ı çarparsan eşittir diyorsun. Bak x gördüğün yere yaz 0'ı gitti. Yaz 0'ı gitti. Yaz 0'ı yazacak bir şey yok. Demek ki F0'la g0'ın çarpımı neymiş? 2m-4'müş. Şimdi sen g0'ın 0 olduğunu biliyorsun ya. E 0 kere bu da 4'tü. 0 kere 4 kaç yapar? 0 yapar. 0 2m-4 ise şinanay da yavrum hopa şinanay 2m eşittir 4 oldu mu? Oldu. O zaman m kaç olur gençler? 2 olur mu? Olur. M'de n'ye eşit değil miydi? Evet. O zaman 2 eşittir 2. Yani m'de 2 n'de 2. Ve çok güzel. Ben o zaman şunu bulurum. Fonksiyonu biraz adam akıllı eli yüzü düzgün yazalım. Yani m ile n ile işimiz kalmasın diye uğraşıyorum. M 2 idi. 2 kere 2 4. 1 ekle 5x kare. Bak yazdım 5x kare. N 2 idi. 2 kere 2 4x. E şurası da zaten 2 kere 2 4. 4 çıkar 0 geldi. Demek ki benim fx çarpı gx fonksiyonu buymuş. Şimdi sen bunu nasıl ayırman gerekiyor ki bize uygun bir fonksiyon olsun? Bak al güzel kardeşim bunu x parantezine. 5x artı 4 yapar mı? Yapar. İşte ben diyorum ki g budur, f de budur. Ya hocam sen nereden biliyorsun şimdi? Belki de biz bunu 5x parantezine alacaktık ve burası x gelecekti. Burası da 4 bölü 5x gelecek. 4 bölü 5 gelecekti. Nereden biliyorsun yani bunun bu şekilde çarpanlarına ayıracağını? Belki g budur, f budur. Olamaz. Niye olamaz biliyor musun? Bak. G fonksiyonu zaten orijinden geçiyor mu? Geçiyor. Yani bu şekilde olacak. 0 için 0'dan geçecek. F fonksiyonu da 0 için 4'ten geçiyordu. Yani yaz bakayım şurada 0 yerine. Bak 4'ten geçer. 5x gider 4'ten geçer. Demek ki F buymuş, G buymuş. Anladın mı? Bunlar yılların tecrübesi oğlum. Peki F3'e bakalım. F buydu ya. 3 kere 5 15. 4 ekle 19. Artı G1'e bakalım. 1 gördüğün, X gördüğün yere 1 yaz. 1 gelir. 19'da 1'in toplamı 20 yapar. Cevap da C seçeneği olmuş olur böylelikle. Evet gençler. Artık son sorumuzdayız. 11. sorumuz. Reel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları ile ilgili şunlar biliniyor. Fx arkadaşlar 2gx artı 4'e eşitmiş ve f çift fonksiyonmuş. Buna göre şu ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Bakın yukarıda hep f3'ler var. Aşağıda da f5 falan var. O zaman f3'ü bir g cinsinden yazalım. F3 eşittir nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın x gördüğünüz yere 3 yazıyorsunuz. 2 tane g3 artı 4'tür. Şimdi burada ne var? 3 tane F3 var. O zaman ben bu 3 tane F3 içinde ne diyeceğim? 3 tane 2 parantezinde G, 3 tane 3 parantezinde 2G3 artı 4 diyeceğim. Bu da bana neyi verecek? 6G3 artı 12'yi verecek. Şimdi üst tarafa yazarım. 6 tane G3 artı 12 artı bir tane daha G3 ve eksi 12 var. Alt kısma bakıyorsunuz. Jort. F çift fonksiyondu. O zaman f eksi 5 aslında f5'in ta kendisidir. Böylelikle f5 sevgili arkadaşlar yukarıda yerine yazarsanız 2 çarpı g5 artı 4 olur. Peki 2 tane f5 ne olur? Çünkü bunun başında 2 vardı. Bu da 4 tane g5 artı 8 olur arkadaşlar. Yerine yazalım şimdi bakın 4g5 eksi parantezinde 4g5 artı 8 artı bir de 15'imiz mevcut. Böylelikle üst tarafa bir bakalım. Eksi 12 artı 12 gider. 6G3 ile G3'ü toplarsanız 7G3 yapar. Tamam. Bölü. Alt kısımda da 4G5 var. Eksi 4 tane G5 var arkadaşlar. Böylelikle
Şunlar birbirini götürür. Bakın eksi 8 artı 15 de 7 yapar. Böylelikle şuradaki 7'leri de Jortingen-Strassen götürürseniz geriye ne kalır? G3 gelir. Cevap da Ceyhan seçeneği olur. Evet. Arkadaşlar umarım fonksiyonlarla alakalı, en azından TYT kısmındaki fonksiyonlarla alakalı aklınızda herhangi bir şüphe, herhangi bir kaygı kalmamıştır. Niye? Ben anlattım dersinizi çünkü. Ve emin olun arkadaşlar, geçen seneki fonksiyonlarla da böyle geri dönütler, yorumlar almıştım. Çok güzel yorumlar aldım. Dolayısıyla arkadaşlar iyi anlattım. Siz de umarım iyi anladınız. Ve artık fonksiyonlarla alakalı soru bankalarındaki soruları abanabilirsiniz. Bunları çözmelisiniz arkadaşlar. Soru bankasında fonksiyon diye bir konu kalmasın. Hepsi çözülmüş halde bulunsun arkadaşlar. Haftaki konumuz polinomlar. Polinomlarda arkadaşlar görüşeceğiz sizle. Haftaya kadar da fonksiyonlar ödevlerinizi mutlaka ama mutlaka yapın. Şimdi bir de ekstradan gençler, artık kitabımızın da sonlarındayız. 188. sayfayı bitirdik. Kitap 224 sayfaydı. 13 sayfa buradan var desek, 23 sayfa da oradan var desek, hani ortalama toplamda 36 sayfa gibi bir sayfamız kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar kitabın da sonlarına yaklaştık artık. Kitabın sonlarına yaklaştık demek ne demek hocam? Şu demek oluyor. Artık gençler AYT kampına doğru da yaklaşmış oluyoruz. AYT kampı için benden haber bekleyin. Çok güzel bir kitap geliyor. Ciddi anlamda güzel bir kitap geliyor. Güzel bir kitap hazırlıyoruz arkadaşlar. Kitap biraz geç gelebilir ama önümüzde çok büyük vakit var ve kampı o kadar güzel ayarlayacağım ki arkadaşlar, kısa sürede sizleri sıkmadan adam akıllı biçimde bütün konuları da anlayarak hiçbir eksik noktasını bırakmadan öyle güzel pekiştirici örneklerle, öyle güzel kavratıcı sorularla ve üst düzey sorularla arkadaşlar sizleri bir konuyu dinlediğiniz takdirde o konunun sizin uzmanı olmanızı sağlayacak bir şekilde bir kitap ayarlıyorum. Tabii konu anlatımları da buna göre şekillenecek. Dolayısıyla sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum. Aklınıza bulunsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.